Duo Kozmetika Hadi Gezelim'i sunar. Şanlıurfa'da gezdiğiniz zaman mutlaka çarşılarına girin, gezin, görün çünkü geçmişin el sanatları var. Bakın burada da yine bir bakır yapılan bir çarşıdayız. Yani bakırcılar çarşısı. Aslında çarşıyı baştan başa gezdiğiniz zaman birçok el sanatını da görmüş oluyorsunuz bakırcılıkla beraber. Neler var? Kalaycılık da var. Yani bakır alıyorsunuz ama bir müddet kullandıktan sonra işte ihtiyacı göre kalay da istiyor. Onu da burada yaptırabiliyorsunuz. İşin özü şu ki buraya çarşıya geldiğinizde el emeği, göz nuru bu ürünleri mutlaka yerinde görün. Şanlıurfa'da gezerken mutlaka tarihi çarşılarına girin, alışveriş yapın. Çünkü geçmişe dair, geçmişin inceliklerini ve geçmişin o motiflerini taşıyan o kadar güzel şallar, örtüler var ki işte bunların hepsinin burada bulunacağı tek adresteyiz. Yani Kazas Pazarı. Bir diğer adıyla Bedesten. 1566 yılına tarihleniyor. Dönemin Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde Behram Paşa tarafından, yani bölgenin valisi Behram Paşa tarafından yaptırılan ve günümüzde de hala aynı amaçla ticaret merkezi olarak devam eden önemli hanlardan bir tanesi. Dediğim gibi muhteşem rengarenk şallar, örtüler var ki buraya geldiğinizde renklerine de hayran kalacaksınız. Şanlıurfa'nın o kadar çok olmazsa olmazı var ki işte onların başında da isotu ve salçası geliyor. Yani buraya geldiğiniz zaman o yemeklere tat veren isotunun salçasını almadan gitmeniz olmaz. Hakikaten olmaz. Şimdi etrafımda kimse yok. Maskemi de çıkartıyorum. Burada tamamı el yapımı. Bakın arkadaşlar salçalar da aynı şekilde. Yani hangi dönem başlıyordu? Eylül-Ekim gibi değil mi? Eylül-Ekim gibi salça ve biber yapımı başlar ve tüm sene boyunca bir dahaki seneye kadar da devam eder aslında. Bu peyderpey yapılıyor galiba. Şimdi yine Şanlıurfa'ya has isot, yani pul biberden ayıran özelliği de şudur. Çok acı değildir ama inanılmaz derecede de yemeklere tat verir. Dediğim gibi o kadar çok olmazsa olmaz var ki Şanlıurfa'da. Gez gez bitmez. Alışveriş yaptığınızda da hangisini alsam diye de karar veremezsiniz. O yüzden diyoruz ki hadi gezelim. Hadi. İsot ve salçaların devamı sizi Gümrük Han'a getirir. Yine aynı dönemde Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde dönemin valisi tarafından yaptırılmış. Geçmişte olduğu gibi yine bir ticaret merkezi. Tabii geçmişte farklı amaçlı bir ticaret merkeziydi ama günümüzde oturup çayınızı, kahvenizi içebileceğiniz muhteşem tarihi bir yapı. Biz de içeriye doğru girelim. Şanlıurfa'ya gezmeye gelene mutlaka sorulur.
Gümrükhan'a gittin mi? Oturdun mu? Kahveni çayını içtin mi diye. Çünkü burada böyle bir adet vardır. Çarşıya gidersin, alışverişini yaparsın. İşte yorulduğun zaman adres Gümrükhan'dır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bir ticaret merkezi. Ama günümüzde daha çok turistik amaçla hizmet ediyor. Biz de biraz dolaştık, gezdik, gördük, sizlere aktardık. Artık yorulduğumuz için çayımızı, kahvemizi içip gezimize devam edeceğiz. Şanlıurfa'ya geldiğiniz zaman gezilecek yerler ne bir güne, ne üç güne, ne beş güne, ne on güne sığar. O kadar çok alternatif var ki. İşte bu tarihi sokaklarda onlardan bir tanesi. Çünkü tarihine baktığımız zaman Şanlıurfa'nın işte 12 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip ve yeryüzünün ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen Şanlıurfa'da sokaklarına da indiğiniz zaman işte eski Urfa olarak adlandırılan bu yerleşim yerlerini ve sokaklarını görürsünüz. Eski Urfa deniliyor buraya. Çünkü birçok tarihe tanıklık etmiş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Ama günümüzde hala yerleşik hayatın devam ettiği, içerisinde kalabalık ailelerin yaşadığı yüksek duvarlı, yüksek avlulu tarihi yapılar. Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde bahsettiği gibi Urfa'da birçok saray gördüm derken işte bu tarihi Urfa evlerinden bahsediyordu. Şanlıurfa'da gezmeye, görmeye devam ediyoruz ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Beyazgül ile birlikteyiz. Bütün izleyicilerimize selam diyorum. Şimdi Şanlıurfa'dayız. Burası Kızılkoyun ve gördüğünüz de nekropollerimiz. Bu nekropol ölüler şehri demek. Burada Roma devrinde ölülerini buraya defnederlermiş. Burada lahitler var ve biz burayı ışıklandırdık. Işıklandırdığımızda da ayrı bir güzellik kattık buraya. Bunu her defasında söylüyorum. Urfa çok güzel bir şehir. Bu güzel şehrinde boyuna güzel bir gerdanlık takmış olduk. Burası merkez ve şehrin merkezinde bir yerde nekropolun bulunması. Hemen ilerisinde de mozaik müzemiz var. Ve biraz ileride kalemiz var. Her dönem medeniyetine ait eserler olduğu söyleniyor. Kazılar devam ediyor. Bu ne demek? Şanlıurfa Açık Hava Müzesi demek. Şanlıurfa'da birçok eser var. Şuayb şehri var, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaşadığı mekanlar var. Efendim şehrin merkezinde yine çeşitli çarşılar, hanlar ve sokaklarımız var. Şimdi bu sokaklarımızın 17 tanesini restore ediyoruz, güzelleştiriyoruz. Bakım ve onarımını yapıyoruz. Ama bir şey daha var. Şanlıurfa'da hanlar bölgesine girdiğiniz zaman efendim sanki zaman tünelinden geriye gitmiş gibi oluyorsunuz. Harran kümbetlerine gittiğiniz zaman başka bir yerde örneği var mı bilmiyorum ama Türkiye'de örneği olmadığını biliyorum. Çok farklı yapılarla karşılaşıyorsunuz. Şanlıurfa böyle bir müze şehir. Efendim bu şeyi, kimliğini tanımlarsak nedir? Peygamberler şehri. Bir başka kimliğini tanımlarsak nedir? Burası tarihi bir şehir. Bu tarihi şehri kendi özgün kimliğine dönüştürmemiz gerekir. O zaman bu şehrin tarihi mekanlarının içerisinde bulunan betonerme yapıların ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bunları ortadan kaldırdığımız zaman da meydanlarımız ortaya çıkıyor. Nasıl ki bir güzellik olur ama o güzelliğin üzerinde bir tümör olur, bir hastalık olur. Doktor onu tedavi eder, onları kaldırır. Şimdi bu tarihi mekanlarımızın etrafındaki betonerme binaları yıkıyoruz. Hemen şurada gördüğünüz kalenin önünde 300 tane yapıyı kamulaştırarak kalenin eteğini açtık. Orada da bir takım mezarlar ortaya çıktı. Peyzaj çalışması yapıldığında o tarihi mekanlar da ortaya çıkacaktır. Yine şu nekropolun biraz ilerisinde güneye doğru kısımda ise 35 tane konut vardı. Burayı kamulaştırdık. Şimdi nekropolün güzelliğine güzellik katacak bir şekle getirdik. Turizm yolu yapıyoruz. Turizm yolu nedir? Efendim Hazreti İbrahim makamından Hazreti Eyüp makamına giden bir yol. Aslında ben bu yol içinde şöyle diyorum. Nasıl ki buraya Şanlıurfa'nın boynuna bir güzel gerdanlık taktık. Orada Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a uzanan bir gönül yolu diyoruz.
Bu pandemi döneminde olmasına rağmen bizim Göbektepe'mize son 3 ayda sanıyorum 100 bin civarında turist geldi. Şimdiden otellerimizde yer bulmakta zorlanıyoruz. Efendim, bu bir kültür turizmi ama sadece bizim tarihi mekanlarımız mı var? Bunları saymakla bitiremeyiz. Bunlar hakikaten tek bir tanesi başka bir şehirde olsa ve başka bir ülkede olsa çok fazla miktarda turist çeker. Bakın Göbektepe'de bir monolit. Nereye götürüldü? Birleşmiş Milletler'e götürüldü. Peki dünyada yüzlerce, belki binlerce tarihi yer var. Bunlardan herhangi bir yapı örneği alıp da Birleşmiş Milletler'e götürülmüş mü? Hayır. Neden? Dünyanın dikkati artık Urfa'ya, Göbektepe'ye çekiliyor. Evet, dünya tarihini değiştirdi, düşüncelerimizi değiştirdi. Dünyanın akışının çok farklı olduğunu gördük. Peygamberlerin yaşadığı, peygamberler şehri, peygamberlerin yolunun kesiştiği şehir. Ama burası bir gönül şehri, bir sevgi şehri, bir huzur şehri ve bir hoşgörü şehri. Hazreti İbrahim'den yansımış cömertlik, Hazreti Eyüp'ten yansımış sabır şehridir burası. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yine izleyicilerimizi buradan saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan'ın da dediği gibi aslında burada gezip görülecek o kadar çok nokta var ki. Yani bir ayınızı dahi ayırsanız burada artık belki gezilecek noktalar bitmez denilecek şekilde. O zaman diyoruz ki sizler de bir yerlere ayrılmayın. Daha gezip görecek birçok noktamız var. Şanlıurfa denilince akla ilk gelen yerlerden bir tanesi tabii ki Harran'daki kümbet evleri. İşte 200 yıl öncesine dayanan bu kümbet evleri günümüzde de koruma altına alınmış. O kadar güzel, o kadar hoş bir yapı ki geçmişin tekniğiyle yapılmış ama günümüzde de oldukça ziyaretçi alıyor. İşte içeriye girip sizleri bir gezdirelim istiyorum ki o zaman ne diyoruz? Hadi gezelim. Özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklık değerinin hissedildiği ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, mimarisi dolayısıyla doğal olarak yazın serin, kışında sıcak olan evlere hayran kalıyor. İlçede yaşayanlar ise hala konik kubbeli evlerde yaşamlarını sürdürmeyi devam ediyor. Bindirme tekniğiyle yapılmış küllah biçimindeki konik kubbeli Harran evleri bu tarz evlerin günümüzdeki temsilcilerindendir. Özellikle ilçenin güney kısmında yoğunlaşan bu evler bundan yaklaşık 200 yıl önce eski şehrin kalıntıları üzerine inşa edilmiş. Harran Ovası'ndaki evlerin diğer kubbeli evlerden farkı kubbelerinde kerpiçle birlikte tuğlanın da kullanılmış olmasıdır. Bu farkın aslında iki sebebi var. Birincisi bölgenin çöl olmasından dolayı ağaç malzemenin olmaması, ikincisi ise tuğlanın Harran'da bol miktarda bulunması. Dünyada başka bir benzeri olmayan bu kubbeli evlerin görüntüsü adeta yan yana dizilmiş hunilere benziyor. Evlerin üzerinde bulunan kümbetlerin her biri bir odayı simgeliyor. Hatta bir zamanlar insanlar kümbet sayılarına bakarak evde oturanların zengin olup olmadığına dair fikir sahibi oluyorlarmış. Günümüzde koruma altına alınan Harran kümbet evleri geçmişinde yapılırken pişmiş toprak, saman, gül yağı ve yumurta akı kullanılarak yapılmış. Evet, günümüzde zaten burası gezi amaçlı kültür evi olarak geçiyor. Yani buraya geldiğiniz zaman burada gezebilirsiniz, yapısını görebilirsiniz, içeride nasıl bir yaşam şekli var. Ona göre de dizayn edilmiş. Hepsini yerinde görme şansınız var. İşte burası da avlu olarak adlandırdığımız bölüm ve geçmişten günümüze kullanılan malzemeleri de bu bölümde de sergilemişler ama inanılmaz keyifli, inanılmaz güzel. Yine içeriye gidelim, en azından yaşayış şeklini görelim değil mi? Kümbet evin içerisine geldiğiniz zaman burada her şeyi geçmişe yönelik düzenlemişler. Yani her bir odada
farklı bir bölüm görürsünüz. Aynı zamanda buraya geldiğinizde buranın kendi kültürel ve yöresel kıyafetlerini de görme şansınız var. Hatta giyip fotoğraf dahi çektirebilirsiniz. Yani kısacası Harran Kümbet evinin içi olabildiğince güzel ve keyifli bir gezi için size olanak sağlıyor. Biz de gelmişken gezelim, görelim, sizlere de anlatalım istedik ama daha gezip görecek birçok noktamız var. Biz yine diyoruz ki hadi gezmeye devam edelim, hadi gezelim. Şanlıurfa'da gezdikçe, gördükçe en güzel noktaları sizlere anlatmaya devam ediyoruz. İnsanlık tarihinin sıfır noktası, 12 bin yıllık tarihi geçmişiyle dünyanın bile tarihini değiştiren noktada Göbekli Tepe'deyiz. Evet, Göbekli Tepe işte keşfedildikten sonra adeta dünya tarihini salladı. Çünkü biliyorsunuz ki Mısır piramitleri ilk olarak biliniyordu ve Mısır piramitlerinden bile 7500 yıl önceye atmış oldu. Yani dini kurumların da yerleşik hayattan sonra var olduğunun kanıtının da tam tersi olduğunun göstergesi olan bir nokta. Yapıların bir diğer dikkat çeken özelliği de tabanlarının sıvı geçirmez olarak tasarlanmış olması. Bu durum, tapınakta düzenlenen seremonilerin sıvı içeren seremoniler olabileceğini düşündürüyor. Son zamanlarda ortaya atılan bir diğer teori de tüm bu yapıların birbiriyle alakalı olabileceği teorisi. Her ne kadar Göbekli Tepe 1995'te keşfedilmiş olsa da ancak 2018 yılına gelindiğinde Dünya Mirası listesine eklendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da 2019 yılını Göbekli Tepe yılı olarak ilan etti. Buradaki kazılar ve Göbekli Tepe üzerine yapılan araştırmalar halen devam ediyor. Hatta kazıların bir 150 yıl daha sürebileceği düşünülüyor. Anlaşılan o ki Göbekli Tepe'nin daha çözülecek birçok gizemi var. Bölgedeki yapılan çalışmalara ve araştırmalara göre işte dini kurumların insanın yerleşik hayatından daha öncesine ait olduğunun en büyük göstergesi oldu. Hatta ve hatta burada çıkan bir kafatasında dünyanın ilk beyin ameliyatının da yapıldığı söyleniliyor. Böylesi tarihi bir geçmişi var. Ama her şeyden önemlisi Göbekli Tepe keşfedildikten sonra UNESCO Dünya Mirası listesine alınan önemli bir noktadır. Ve Şanlıurfa'da da gelen yerli yabancı ziyaretçilerin de en uğrak noktası. Şanlıurfa'nın göz bebeği Harfeti Batıkşehir'deyiz şu anda. Milattan önce 500'lü yıllara tarihlenen bu şehirde şu anda biliyorsunuz ki Birecik Barajı'ndan dolayı şehir baraj altında kaldı, sular altında kaldı. Ama o tarihi görsel yapısı, o güzelliği ise buraya gelenlere kendini hayran bırakıyor ki biz de şimdi tekne turuyla Harfeti Batıkşehir'de sizleri gezdireceğiz. Buyurun efendim, gezimiz başlasın.
Halfeti Batıkşehir'e gelip burada tekne turu yaptığınız zaman birçok tarihi yapıyı görürsünüz. İşte onlardan bir tanesi de hemen arkamda görmüş olduğunuz Rum Kale. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rum Kale günümüzde de adeta gizemini koruyan önemli yapılardan bir tanesi. Aslında baktığımız zaman birçok medeniyetin izlerini görüyoruz. Milattan önceki dönemlerden günümüze kadar ulaşmış. Zaten biliyorsunuz ki kalelerin en önemli amacı savunma ve barınma. Yani Rum Kale'de döneminde yapılırken savunma ve barınma amacıyla yapılmış ve sonraki medeniyetlerde her dönem değiştikçe burada kendi hakimiyetini devam ettirmiş. İşte dediğim gibi Rum Kale'nin özellikle bir de gece ışıklandırmalı bir görüntüsü var ki o da apayrı bir gizem sunuyor. Ayrı ayrı noktaları görebiliyorsunuz tekne gezisinde ve her gördüğünüz yer ayrı bir tarihi barındırıyor. Şu an tekne turu yaptığımız işte bu suların altı zamanında bir şehirmiş. Burada yerleşim yeri varmış ki bunun en büyük kanıtı hemen arkamda görmüş olduğunuz işte caminin minaresi. Cami bile komple suyun altında kaldığı için sadece minaresi günümüzde görünüyor. Aslında yerli ve yabancı misafirlerin en çok dikkatini çeken ve buraya getiren sebep de bu. Bir şehrin sular altında kalışı ve o şehrin kalıntılarının birçoğunun da suyun bir kısmına yansıması işte burayı ayrıca bir nitelikli kılıyor. Tabii ki tarihi yapıları, geçmişi ve birçok güzelliği var ama bunun dışında işte bu görsellikte buraya gelmeye ayrı bir değer katıyor ki geldiğiniz, gördüğünüz zaman tüm yerleşim yerlerini de aynı zamanda yamaçlarda görebiliyorsunuz. Gezdikçe, gördükçe o kadar güzel şeylere şahit oluyoruz ki sizlerle de paylaşmaya devam ediyoruz. Duo Kozmetika Hadi Gezelim'i sundu.